Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala ve ala alihi sahbihi ecmain. Evet selamlar kim değerli kardeşlerim. Ee, kanaldaki oynatma listelerinin biraz fazlalığından dolayı, dersleri de her zaman vakit bulup çekemediğimizden dolayı tesettürle alakalı videolara biraz ara verdik. Ara vermemizin sebebi şu, tesettürle alakalı şu an okuyacağımız yani kaynak olarak yararlanıp da bunları birleştirip sunum yapacağımız, video şeklinde ders haline getireceğimiz, daha önce getirdiğimiz belli kaynaklar vardı tabi. Artık dersi işlerken biraz daha vurucu noktalar üzerinden sadece gidip, video sayesinde çok da aşırı büyük bir hacme, sonradan olacak kitap, kitaba çevirecek bu videoların da çok büyük bir hacme ulaşmasını istemediğimizden dolayı, o kitaplardan video şeklinde olacak olan kısımları biraz daha muhtasar bırakıp özet halinde kitaba dönüştüreceğimiz zaman daha detaylı dipnotlarla analizlerle devam edeceğiz. Bu noktadan da o tesettürle alakalı 5-6-4-5-6 kitap var. Onları böyle özet haline getirip bir dosya şeklinde e, oluş dosya olarak meydana getirdikten sonra özet dosyası. O dosya üzerinden daha vurucu noktalar üzerinden tesettür hakikati videolarımıza ve daha e, bundan başka da tesettürle alakalı sorular üzerinden o videolara Allah'ın izniyle devam edeceğimizi söyleyelim. Değerli kardeşlerim. Burada tesettür meselesine ait gündemde olan bir meseleden dolayı bu videoyu çekmek arzu ettik. Hakikaten bazen işte bizim gibi ihlalsiz insanların ya da işte Cenab-ı Hakk'ın rızası için bütünüyle o işi yapamayanların, dertlenemeyenlerin, acı çekemeyenlerin, mesele karşısında işte kendilerini eritemeyenlerin, yıkılamayanların şefkatle gönülleri taşmayanların, kalpleri buharlaşmayan insanların bazen söylediği şeyler bizim söylediklerimiz gibi belki tesettürle alakalı etkisiz kalıyor. Ama bazen bir kahraman çıkıyor, bir hal adamı çıkıyor, bir hal kadını çıkıyor, Kur'an'ın ifadesiyle bir rical çıkıyor, bütün insanlığa tesettürle alakalı bir ders veriyor. Buradan o depremde, Elazığ'daki depremdeki değerli annemiz, teyzemizi de gündem edip tesettürle alakalı bu açıklamayı da yapmayı murat etmiştik. Yeri gelince de şu an onu yapalım diyoruz yani orada teyzemiz depremin, depremden dolayı işte 20 küsür saat e, enkaz altında kalmış. Bir Anadolu kadını, annemiz, bir Osmanlı Anadolu Selçuklu eee hanedanının şerefine sahip e, bir izzetli Anadolu annesi. Oradan tabii o kadar sıkıntı, işte susuzluk, açlık, can korkusu, e, yalnızlık, e, bir sürü e, soğuk gibi birçok probleme rağmen kurtarılma akt, kurtarılma vaktine yakın o zamanda o dönemde böyle insanlarda daha çok böyle bir telaş hali işte karışıklık hali kurtuluşun sevinciyle beraber böyle hissiyatın muvazenesinin bozulması neyi nasıl yapacağını bilememe şuursuzluk hali olması gerekirken o annemiz kurtulma anında işte oradaki Allah razı olsun o kardeşlerimizden o ekipten orada çalışan herkesten tabii Katkısı olan herkesten. Orada annemiz dışarı çıkmadan önce bir örtü istiyor ve o örtüyü başına işte üst bölgesini gövde kısmını örttükten sonra dışarı çıkıyor. Bu bir Anadolu kadınını Cenab-ı Hakk'ın emrine ne kadar imtisal ettiği, ne kadar sağlam bir imana sahip olduğunu bize gösteriyor. İnşallah o video genç kızlarımıza ümmetin kızlarına hanımlarına bir ders olabilir. İnşallah olur. Oradan o noktadan ilhamı, ilhamen şu 2-3 noktayı ben ifade etmek istiyorum ki yani bu tesettür meselesi hakikaten bizim daha önce tesettürle alakalı videolarımızda bunlar ispat edilmiş. Böyle haybe bir mesele değil. Arkası dolu, toplum hayatında çok önemli bir yeri olan İslamiyet içerisinde İslam İslam'ın bütünü içerisinde gerçekten çok büyük öneme sahip bir hakikattır tesettür hakikati. Toplumda da çok büyük bir öneme sahip. Bunlar ve evvelki videolarda varlar. Ama daha önceki videolarda gene geçtiği gibi tesettür emri yani bilhassa cilbab emri ya eyyüellezine amenu ey iman edenler ile e, başlayan emirler de bu şekilde emirler de var. Bir de ya eyyüen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa el mu'minine yudinine aleyhinne min celabe bihinne ilahe Yani oradaki ayette de cilbab emri gelir, gelir gelmez. Aynı bu teyzemiz o damardan o damarla beslendiği belli olarak yaptığı hareketleri biz nasıl görüyoruz? O damardan beslendiği belli. İşte o damarın sahipleri bizim sahabe annelerimiz ise yine o noktada öyle bir hassasiyet gösterip işte şakakna murutenunna fakhtamerne biha hadisteki ifadeyle Ebu Davud hadisi olacak. Yani bu ifadeyle beraber ne yapıyor? Orada onlar hemen cilbap emrini tebliğ edilen kadınlar evlerinde veya değil Hemen elbiselerinin alt kısmındaki o zaman pamuk libaslı elbiseler giyinip böyle kalın kumaşlar ve çok çok kumaş kat kat kullanılırdı. O katlardan eteklerindeki o katları üstteki o katmanlardan bir tanesini e, tabi eteklerdeki alttaki katmanlar mevcut hale bulunmak suretiyle hemen başlarına bir başörtüsü yaptılar. Yani şakakla yırttılar onları. ne o çarşaflarını, etekliklerinin o kalın üst kısımlarını ayakları görünmeyecek şekilde yırttılar. Hemen başlarına cilbap olarak örttüler. Yani hemen Cilbap ayetini imtisal ederek annelerimiz ki Ensar'ın kadınlar bunlar hemen o ayeti böyle itina ile ki şeytanın aslında büyük oyunlarından bir tanesidir işte erteletmektir. İşte erteleyenler helak oldu hadisi de bunu ifade ediyor. Hemen ertelenmeden o emre Cenab-ı Hakk'ın o emrine, Kur'an-ı Kerim'in o ayetine bir an olsun ki belki işte Azrail gelir ölümüm ne zaman, ecelim ne zaman bilmiyorum. Bu ...emri yerine getirmeden bu günahlan, sakın ölmeyeyim veya bu hassasiyetsizlikle sakın ölmeyeyim diye hemen başlarına onu kapattılar değerli kardeşlerim. Şakak murutahunla, fahdamırna biha onları yırttılar. Anında o ensar kadınları etekliklerinin üzerindeki fazla kumaşlarla cilbaplarını üzerlerine örttüler. Bu İslam'dır değerli kardeşlerim. Bunlar manipüle edilecek şeyler değildir. Bu videolar bunları ispatlıyor. E diğer bir mesele ise yine bir savaş sahnesinde bu var. Çok detaya giremiyorum hani video süresi uzamasın diye. Savaş dönüşü işte şehit olanların haberleri Medine'ye geliyor. Oradan bir kadın şehit olanları getiriliyor. O da gidiyor oğlunu tanımak için işte şehitleri arıyor. Yani yakın bir bölge bazen yani şu da var rivayette. O yakın bölge olduğu için oraya arkadan öncü, arkadan destek olarak annelerimiz, sahabe hanımları da gidiyorlar. Ve o işte savaş bittikten sonra e Uhus Savaşı'ydı sanırım. O, o bölgede o vefat edenler aranıyor tabii. Kim kimin akrabası, kim öldü? Defin işlemleri yapılacak. Bir teyzemiz, işte bir bu teyzemiz gibi bir sahabe annemiz o zaman gidiyor. Eee şehit oğlu oğlunun şehit haberini alıyor ama o şehit olan oğlunu tabii son görmek için bunu yaşayanlar bilir. İşte o hissiyatla koşuyor. E, o acı gününde yani işte zahiren acı tabii. O günde gidiyor, evladını bulmaya çalışıyor. Bu noktadan bir acele bir telaş olması gerekirken böyle artık üstüne başına çok dikkat etmemesi gerekirken bir telaşla o cesetler o bedenler arasında yani o şehit olan o mübarek şehitlerin bedenleri arasında oğlunun bedenini ararken ne yapıyor? O halini hiç bozmuyor. Bu da tabi o zaman oradan dikkatini çekiliyor ve ona soruluyor. Diyorlar ki işte hani hiç bir istikametini, takvanı, veranı bozmadın yani oğlunu ararken bu acı gününde hiç tesettüründen ödün vermedin, yüzünü bile açmadın böyle vakarlan aradın. O da e, büyük bir cümleyi bugün bize gene Ebu Davud olacak Kutubi Siddi hadislerinden birisi büyük bir cümleyi in urze falan urze hayai in urze ibni falan urze hayai diyerek yani ben eğer evladımı kaybettiğimse in urze ibni falan urze haya ben hayamı da kaybetmedim ya deyip orada dirayetini, imanını, istikametini, tesettür hakikatının ne kadar büyük bir bayrak olduğunu, ülke bayrağı derecesinde kıymetli bir bayrak olduğunu en az ifade etmiş, bize söylemiş oluyor ve o zor anında ve o zor anlarda o tesettüre riayetin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize gösteriyor. İşte İslam'dan bu dersi alan, yani İslam'ın annelerinden, sahabe annelerimizden bu dersi alan bugünün anneleri de bu hassasiyeti o teyzemiz gibi gösteriyorlar. Allah ondan razı olsun. Bizim çok derslerle belki anlatamadığımız ifadeyi lisan halle bir görüntüyle 35-40 saniyeyle bizim saatlerce konuşup yapamayacağımız şeyi söyledi, yaptı. Biz inşallah ecdadımıza, geriye, asıl saadete peygamberin örnekliğine dönüp İslam'ı yeniden, e, yeniden İslam'ın Diyerek yeni İslam'a atarak yeniden bu işe girişmemiz, yeniden bu davaya biz adayız, biz namzet deyip el kaldırmamız, cehdetmemiz, cihat etmemiz, koşturmamız, İslamiyet'i hakikatiyle asıl saadetli gibi yaşamaya çalışmamız ve insaniyeti kurtarmaya, insaniyeti cennet, cennet tarafına, cehennem tarafından cennet tarafına çağırma çabamıza yeniden ortaya koymamız gerekiyor değerli kardeşlerim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين